Hadi bir daha başlayalım. İyi seyirler, iyi eğlenceler. He, galip gelmem ya. İğrenç bir şey ya. Hadi devam et. Normalde oynamışım. Şimdi bir daha normalde oyna. Keltu 22. Keltu. Keltu A22. Ya da bunun adı da Kelt olsun. Tamam. Başlangıç alangıcı biliyorsun. Gene Çin'den yayacağım. Ama bu sefer DNA puanlarıyla evrim geçirmeli. Evrim geçirmekten bahsediyor. Yayılması değil, belirtiler önemli mi? Bende hiç ölümcüllük artmıyor bak. Evet. İlk bölümde ölümcüllüğü arttırma. Şimdi ölümcüllük yani belirtileri arttıralım. Özellikle yüksek yoğunluk bütün çevreye enfeksiyon yayma olasılığı artar. İlk şundan başlayalım. Dünyada da sadece 9 hasta. Yavaş yavaş yayılsın. Tamam, olur. Yavaş yavaş gelecek, yavaş yavaş. Bir anda gelişmeyecek öyle. Şimdi. İlk yüksek yoğunluklu kırsal kesimlerde polinizm içeriği. Olmaz. Şimdi bacı onun hastalığı ulaşma seviyesi biraz daha arttırır. Hasta durumunda az da olsa. Hangisi bulaşma seviyesini arttırıyor? Peki ne ölümcüllük seviyesini arttırıyor? Ölümcül olmasını ne arttırıyor? Benim için şu an bulaşma seviyesinden çok ölümcül olması önemli. Puan buna ver. 3 puan buna ver. 5 puan buna ver. Ama hala ölümcül olmadı. Öğreneceğiz zamanla bakalım. Kuzey Kore Uluslararası Uzay İstasyonu uzay çöpüyle çarpışmasından kurtarmak için barış roketlerini kullanıyor. Kazanıyor.
tehlikeli boyutta olmadığı için daha önlem almadılar. Afganistan Aşk Festivali'ni kutluyor. Hayranlar için düzenlenen uluslararası öpüşme gününe tövbe yap. Övgü yağıyor. Eleştirmenler hijyen standartlarını soruluyor. Şimdi şunu gelirse şimdi ölümcüllüğünü arttırmaya başladık. İlk ölüm Kazakistan içinden olduğu doğrulandı. Bu kötü şans. Şunlar. Şuralara doğru geldi mi iyice artacak. Tamam, bu kaç diyor? 27. 21. İlk bilgiler tedaviye başlandı. Fazla. O ölüm sayısı aşırı çoğaldı. Milyon 296.126 insan öldü. Kötüyüz galiba. Şu an Çin'i yok ediyoruz biz. Listesini aldı şimdiden, durum vahim. Çin'de bastırmaya çalışıyorlar şu an. Ve ölüm sayısı Çin'de 103 bin 103 bin 103 milyon 99.161. Hastalıklı şehrinde Kyoto yemek tedavisi bulunmasını hızlandırmak için. Ama bu Güney Afrika'da yani. Döverim. Şu iki uçuşlar kapatma. Ana yolu kapatmış. Bunların zaten uçma gibi bir şey yokmuş lan, gücü. Çin bitiyorum.
normal yaşamı yok olmaya başladı. Çin halkının KLTU22 nedeniyle normal yaşamı yok olmaya başladı. Tedavi araştırması yavaş ilerliyor. Artık geri dönüş olmayan bir yola girdi. Bilim adamları KLTU22 için deki sentetik genleri tanıttı. Peki. Daha çok ölümcül ol. Uf, Çin bitti lan. Çin nüfusu yok oldu. Çin yok oldu lan. Kansızlık insanların etrafında yorgun yürümesine neden oluyor. Şimdi bilim adamları oldukça verimsiz. Verimsiz diyorsun, %75 oldu. Artık yok, belirtileri yaptık. Yayılma. Organizma kandan kana yayılma yeteneği verir. Özellikle fakir bölgelerde. Bunlar havadan yayılmasını geliştirir. Ay, bir şey söyleyeyim mi? Çin'i bitirdim ama. Dünya bu hastalığa karşı tedavi bulamıyor gibi. Yani tamam, %91 oranında tedavi buldu ama. Ama şöyle bir şey diyeyim, artık gene kazanacak olan onlar olacak. Tabii ki artık Çin yok oldu en azından. Çin diye bir ülke yok artık. Uf, Afganistan bitti. Hindistan bitti. KLTU22 imha edildi. Ama şöyle bir şey var. Yok edildi ama şuraların yok olmasını niye saymıyor? Bir saniye, bu geri artıyor ama. Bir daha deneyeyim. Bu sefer nereden çıksın biliyor musun? Amerika'dan çıkacak.
Amerika mafyasının da dahil olduğu son olaylar Alman başbakanının organize suçlar ve antisosyal davranış hakkında yeni bir araştırma. Şöyle göz önüne al her yeri. Ay pardon. He. Bu sefer Amerika'da çıktı. Hemen bir yayılmasını hava yoluyla yapalım. Ya da belirtiler. Uçaklarda yeni hava filtrelerine rağmen hastalık yakın ülkelere aynen yayılacak. Amerika'da daha yavaş yayılıyor mu? Şeye yayılmasını kaç gerekiyor? 15 mi? Tüm dünya nüfusu yakalanacak bu kefe. Beceremedim sanki. Yayılma hızına bakalım. Ha, küyle açıp kapatıyormuşuz. Basitmiş lan. Suyla yayılsın. Daha çabuk yayılır. Tokyo'da olimpiyatlar varmış. 2023 olimpiyatları. Ya da 24. İşte oradan oraya gittik. Ölümler başladı. Daha hastalık sayısı binken ölüm yükselmeye başladı. En çok ölenler de 42 bura, 11 bura. Zaten şu ülke ile şu ülke arasında başladı yayılma hızı. Bura Brezilya, Amerika. Şimdi şurada da yayılmaya başladı.
Bir anda son hız yayılmaya başladı. Ve ölüm sayısı da aynı hızda yükseldi. Arjantin laboratuvarının bir teşhis takımı yeni bir hastalık saptadı. Ona Keltu-22 adını verdiler. Bunun oldukça ciddi olarak araştırılması lazım. Diğer ülkelerde de hastalık bildiriliyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Keltu'ya yetenekler vereceğiz. Hani araştıramayacaklar. İlk ölüm Brezilya içinde olduğu doğrulandı. Bu kötü şans. Daha yeni mi fark ettin Brezilya'da olduğunu ilk ölümün? Olimpiyatlar ne olacak diyor sanki. Arjantin hangisi? Arjantin bitmiş oğlum. Dur. Bilerek şurayı geliştireceğim. Ya araştıramasınlar. Bu videoda 1 saat olur. Ne yapayım? Kader kısmet. Gözlem listesini aldı. Şimdiden durum vahim. Hükümetler sağlık ihtimale karşı uyardı. Şu kaç puan üstü? 24, 25. Hadi oğlum. Bir saniye. Herhalde onu yapmam lazım. Neyse tamam o zaman devam edeceğiz mecbur. Üçüncü sınıf antibiyotik karşı direncini geliştirir. Zengin ülkelerde etkinliğini artırır. Bak da ne Japonya hastalık ya gene başladılar ya. Bak Türkiye'de daha yok. Vay be. Şimdi onlar düşünsünler. Yani çalışan bilim adamları sıra dışı mutasyon anlamak için mücadele veriyor. Öte son araştırmalar aksilik devam ettiği sürece tedavi.
Buralarda ölümler başladı. Yiğit, devam et. Yiğit. Bu sefer dünyayı yok edeceğiz. Yeni ilaçlar kullanmasına rağmen Gankel 26 sınırına yakalandı. İktidarda kalıp kalmayacağı belirsiz. Ülkenin iktidarını da etkiledik. Tüm doktorlar kağıt yemek tedavisine geliştirmeye odaklandı. İngiltere, Fransa bura, İspanya, İngiltere. Oo, yarısı ölmüş lan ülkenin. Abao. Çin ne durumda? Amerika bitmek üzere. Ya çok iğrenç bir oyun. Virüs yayıyorsun ya. Şurada. Hohohohoy. Ölüme bakar mısın? Dünyanın yarısı gitti. Türkiye yüksek enfeksiyonlu bölgeleri bombaladı. Oha. Yok daha neler. Bir şey soracağım. 434 bin hastalıklı, 244 bin. Vay be. Türkiye'ye bak. Hastalığı yayılmayan tek ülke. Ama artık o da kapılacak o hastalığa. Kurtulamaz. Kararımız dünyayı yok etmekti. Burada ölümcülle bir şey yapamıyoruz. Dünyada insan kalmadı.
ciddi kötü bir şey aslında ya. Abi tek Türkiye. Ha gene de kurtulan oldu yani. Gene oğlum ülkeleri bitirdik, nasıl kurtuldular? Allah. Zaman geri aksın. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.